Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz siber güvenlikte olgunluk seviyesini arttırmak olacak. Webinar sonunda anketimiz var. Cevaplarsanız çok memnun oluruz. Sözü konuşmacımız Ensar Şeker'e bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun Tuğçe Hanım. Herkese merhabalar. Tuğçe Hanım da bahsettiği gibi bugün siber güvenlik olgunluk seviyesini ve nasıl artırılabilir üzerine bir webinar yapacağız. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Adım Ensar Şeker. Daha önce TÜBİTAK'ta çalıştım. 6-7 ay öncesine kadar TÜBİTAK'taydım. Bu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti görevlendirmesiyle NATO Estonya'da 2 yıl kadar çalıştım. Orada NATO'nun bir üssü var, belki biliyorsunuzdur. Siber savunma üssü. Daha sonrasında şu anda da BGA'dayım. Ve bu olgunluk seviyeleri, işte standartlar, Cyber Security Framework'ler, bunlar üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz organizasyonlarının kendilerini değerlendirirken. Bu webinarda da bunlar neden önemli? Neden bu standartlara sırtımızı dayamamız gerek? Nasıl bu standartlar çerçevesinde daha güvenli işler yapabiliriz? Bunları konuşuyor olacağız. Ben başlıyorum yavaştan. Çoğu organizasyon aslında içeriden baktığı zaman kendini şeyde görebiliyor. Güvende görebiliyor. Çünkü işte birçok yatırım ürününe şey yapıyor. Hatta bir söz vardır, belki duymuşsunuzdur. İşte güvenlik yetersiz olduğu ana kadar çok fazladır her zaman. Üst yönetim, özellikle güvenlik perspektifine sahip olmayan üst yönetimler bunu daha çok yaparlar. Yani her zaman sizin aslında güvenliğe yaptığınız yatırım üst yönetimde göze batar. Yani bu kadar güvenliğe gerek var mı diye sorgulanır. Gerçekten şunun yapılmasına, bunun yapılmasına gerek var mı diye sorgulanır. Burada çok sevdiğim bir resim üzerinden olayı anlatmaya çalıştım. İşte normal yağmurlu bir günde şemsiyesiyle yürüyen birisi aslında çok güvende gözüküyor. Hiç, yani aşağıdan, resmin bir tarafından bakıldığı zaman. Ama aslında çok ciddi bir tehdit altında, ölümcül bir tehdit altında. Ama şemsiyenin altından bakıldığı zaman bu tehdidi algılaması çok zor. Dolayısıyla aslında standartlara sırtımızı dayamamızın ya da işte çerçevelere sırtımızı dayamamızın başlı sebeplerinden bir tanesi tek bir noktadan değil ya da resmin tek bir parçasını değil, tamamını görebilmek için. Bu da işte bizi şeye götürüyor. Holistik bakış açısında yine belki siber güvenlikte duymuşsunuzdur. Bütüncül bakış açısı. Aslında bu hacker bakış açısına olaya götürüyor. Şu içeride görmüş olduğunuz yeşil dairede, işte biraz önce bahsettiğimiz gibi şemsiyenin altında IPS ID'siyle, antivirüsüyle, NAC'ıyla, CM'leriyle, DLP'leriyle çok güçlü bir organizasyon olabilir. Çoğu organizasyon yeşil noktadan kendisini değerlendirdiği için çoğu zaman kendisini güvende görüyor, ama siz de biliyorsunuz çok çok büyük şirketler, organizasyonlar, ki buna Microsoft, Google, işte Amerikan Savunma Bakanlığı gibi gerçekten hani bu alanda önde gelen şirketler bile saldırılara uğruyorlar. Çoğu zaman, hatta şeyi hatırlarsınız. Bir ay oldu mu hatırlamıyorum. Microsoft Exchange'de admin panelde şeyi unuttu. SSN sertifikasını yenilemeyi unuttu. Hatta şöyle de ironik bir durum olmuştu hatırlarsanız. SSN sertifikasının tarihi bittiği için artık HTTPS üzerinden trafik olmadığından Google Chrome engelledi erişimi. Ama internet Edge miydi? Edge'di sanırım. Edge engellemedi. Yani kendi hatasından kaynaklanan bir şeyde kendi tarayıcısı engellemezken Google engellemişti. Hani insanın aklına şey gelebiliyor. Ya bu kadar büyük organizasyon, Microsoft gibi, nasıl SSN sertifikasını yenilemeyi unutmuş olabilir ki? Olabiliyor. Yani sonuçta insandır, gözünden kaçıyor. Hatalar oluyor. Bir şeyler, dediğimiz gibi, yani bir standarda, bir çerçeveye dayanmıyorsa böyle şeyler olabiliyor. Zaten bu standartlar, bu çerçeveler de aslında tamamı, birazdan bahsediyor olacağız, hacker bakış açısıyla, yani yeşil noktadan değil, burada görmüş olduğunuz gibi siber saldırganın baktığı çerçeveden bakılarak hazırlanıyor. Ve değerlendirmeler de ona göre yapılıyor. Dolayısıyla aslında bunlar çok çok önemli dokümanlar. Peter Drucker'ın çok önemli bir sözü var. Biliyorsunuz, ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz.
Belki sizler de duymuşsunuzdur. Shadow IT diye bir kavram var. Bu kavramdan da kısaca bahsetmek isterim yeri gelmişken. Aramızda IT'den ya da güvenlik bilimlerinden birçok kişi vardır muhtemelen. Biliyorsunuz çoğu zaman bu birimler, hani siber güvenlik sonuçta kolektif bir iş. Sadece IT biriminin ya da sadece siber güvenlik biriminin yapacağı bir iş değil. Dolayısıyla bu iş kolektif bir iş olduğu için ama tabii yine işin ağır yükü IT birimlerinde oluyor ya da güvenlik birimlerinde. Bunlar da sadece görebildiği şeyleri koruyabilirler. Göremediği şeyleri koruyamazlar. Yani bunun için bir ölçülebilirlik olması gerekiyor. Shadow IT'den kastımız da şu. Bunu hani şeyde anlatırken örnek veriyoruz, siber tehdit platformlarını. Örneğin işte pazarlama birimi IT biriminden habersiz bir domain satın alıyor. Oradan promoting yapıyor herhangi bir ürünle ilgili. Günün sonunda IT'nin bundan haberi yok. Daha sonra biz buraya bir siber saldırı olduğu zaman IT birimine bilgi veriliyor ama IT birimi o dakikadan sonra ne yapabilir ki? Yani olan olmuş artık. Dolayısıyla bu Shadow IT kavramı da çok çok önemli. Güvenlik birimlerinin ya da IT birimlerinin bahsettiğim gibi yani güvenliği yeterince sağlayabilmeleri için önce ne var ne yok bunu bilmesi, bunu ölçebilmesi ve buna göre tedbirleri alması gerekiyor. Yine bize bu çerçeve programları ya da standartlar bu öngörüyü sağlıyorlar. Bu noktada yolumuzu aydınlatıyorlar. Bu açıdan da aslında çok çok önem arz ediyorlar. Buraya etkileyici bir istatistik koymaya çalıştım. Altta da kaynağı belirtmek istedim. Bu istatistiğe göre deniliyor ki işte herhangi bir çerçeve programı, birazdan bahsedeceğiz ya da standardın çok basit ve kolay adımları uygulansa sadece bunlar aslında yapılan saldırıların %95'in önüne ta en baştan geçilmiş olabilirdi. Gibi ilginç bir istatistik ki bu çok çok yüksek bir oran, %95 gibi bir oran. Sadece buradaki küçük adımların yapılmasıyla ama çoğu zaman ihmalkarlıktan, tembellikten ya da gerek görülmediğinden bu basit adımlar bile gerçekleştirilmediği için sizin de bildiğiniz gibi dünya çapında çok çok büyük siber saldırılar oluyor. Çok çok büyük paralar dönüyor. Özellikle ransomware de biliyorsunuz son zamanlarda artık popüler hale geldi. Hani küçük gruplar, APT'lerden tutun da küçük gruplara kadar herkes ransomware saldırılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok 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 ciddi rakamlar dönüyor. En son Colonial Pipeline'da hatırlıyorsunuz 4,4 milyon dolar gibi. Hani çoğumuzun bir arada göremeyeceği ömrü boyunca paralar dönüyor işin ucunda. Bunun gibi ciddi rakamlar oluyor ama sadece işte bahsettiğimiz gibi çok basit şu adımlar uygulanıyor olsaydı bu saldırıların çoğu bertaraf ediliyor olacaktı. Ya da gerekli tedbirler alındığı için hackerlarla pazarlık masasına oturmamaya gerek kalmayacaktı bile belki. Tamam, güzel. Neden siber güvenlik çerçeve dokümanlarına ihtiyacımız var ya da programlarına ihtiyacımız var? Bunlar olmazsa ya kaybolursunuz ya da daha kaybolursunuz. Tabelada da gösterdiği gibi. Çünkü çoğu zaman sizin şirketlerinizde de belki öyledir, biliyorsunuzdur. Her gelen yöneticinin ya da işte her gelen uygulamanın kendine göre bir çalışma stili var. Kendine göre aldığı bir tedbir var, bir önlem var, güvenlik önlemleri var. Çoğu zaman bu yöneticiler kendi bildiği ürünler, daha önce başka yerlerde test ettikleri, kullandıkları ürünlere güven duyuyorlar ve bu çerçevede ilerlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla başka birisi geldiği zaman sistemi baştan tasarlattırabiliyor, değiştirebiliyor ya da işte kendi deneyimlerine göre kendi kullandığı güvenlik önlemleri neyse onları uygulamaya gidiyor. Bu da çoğu zaman hem şirketlere ek maliyet, hem işte yolunu kaybetmesi, hem işte çalışanların bir yere adapte olamaması gibi çok ciddi problemlere neden olabiliyor. Dolayısıyla bu çerçeve programları birazdan zaten bahsedeceğiz nasıl oluşturuldu, nasıl şeye geldi. Ve herkes için uygulanabilir standart adımlar, öneriler getiriyor. Dolayısıyla ona buna şuna göre değil, gerçekten herkesin uygulayabileceği, herkesin takip edebileceği standartlar çerçevesinde şirket gerekli tedbirleri almış oluyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi aslında sadece bu basit tedbirleri alarak bile birçok saldırının baştan önüne geçmiş oluyor. Yine bahsetmek istediğim kavramlardan bir tanesi, bu kavramların tamamı, birazdan yine bunları görüyor olacağız. İşte holistik bakış açısı olsun, hacker bakış açısı olsun, resmin tamamını görmek olsun ya da işte burada gördüğünüz gibi defense in depth yaklaşımı, derinlemesine savunma, reaktif proaktif yaklaşımlar.
Bunların tamamı aslında bu standartlardan geliyor. Ben ilk TÜBİTAK'a başladığım 2015 yılındaydı. Ortak kriterler laboratuvarı var. Ulusal ortak kriterler laboratuvarı. Ortak kriterleri de biliyorsunuzdur belki bir standart. O zamana kadar hiç duymamıştım. Yani açıkçası orada başlayana kadar ortak kriterler diye bir standartın olduğundan haberim yoktu. Orada işe başladıktan sonra TÜBİTAK'ta 4 cilt kitap koydular önüme ve dediler ki işte böyle bir standart var ve biz gelen cihazları bu standarda göre değerlendiriyoruz ve bir EAL seviyesi veriyoruz ve o EAL seviyesine göre yapılması gereken yapılıyor. Yani mesela devlet diyor ki ben diyor sizin ürünü satın alacağım tamam ama bunun diyor işte ortak kriterler EAL seviyesi 4 plus'a göre sertifikalandırılmış olması gerek. Eğer bu yoksa sen diyor şeye dahil olamazsın. İhaleye dahil olamazsın. Ya da senden bu ürünü almam gibi. Ben de o açıda o sırada şeyi düşünmüştüm. Hani hep saldırı bakış açısı var ya bizde. Bir an önce hacker olayım, Facebook hesabını hackleyeyim. Oraya gireyim, buraya gireyim. Ya dedim ne saçma sapan standartlar varmış. Böyle oturmuşlar, 400 yazmışlar. Uzun uzun oku bunu falan filan. Ki TÜBİTAK'a başladığımda şey yani 8 sene yakın falan Amerika'da okudum. Hani orada şeyi falan çok iyi biliyorum. Her şey standart ve prosedür. Yani size neredeyse çok inisiyatif bırakılmıyor. Hatta şeyi bile hatırlıyorum. Uçaktan paraşütle atlayacaktık. Toplamda 15 dakika sürüyor herhalde yere inmek paraşütle. Ama yaklaşık 1,5 saat bir video izlettiler bize. İşte şöyle olursa şunu yapacaksın, böyle olursa böyle olacaksın, uçak sallanırsa şöyle olacak, uçak düşmeye başlarsa böyle olacak. İşte şu basınç seviyesinde paraşütünü açacaksın, yere şey yaparken ayaklarını 45 derece mi? 45 derece, evet 45 derece yansıtıyorsun. 45 derece kaldıracaksın, poponun üstüne düşeceksin. Ayağın kırılırsa şurada bekleyeceksin. İşte paraşütü şöyle toplayacaksın. Bir sürü prosedür. Yani senin kafana göre davranmana değil de şu olursa böyle yapacaksın, bu olursa böyle yapacaksın diye protokole göre hareket etmeni istiyorlar ki senin bu işten minimum yani risk ne kadarsa minimum riskle ya da minimum zararla çıkmanı istedikleri için senin kendi inisiyatifine göre değil, daha önceki deneyimlere, tecrübelere göre oluşturulan adımlara göre hareket etmemi istiyorlar. Ama yine de işte bu ortak kriterlere şey yaptığımda demiştim ki bunlar çok da gerekli şeyler değil herhalde. Yani bu kadar 4 cilt kitap kim yazmış ki bunu burada? Şuna bakın diyor, buna bakın diyor. İşte yok işte şeyi var, anahtarların tutulduğu şey var cihazın içerisinde. Orası açılırsa İşte anahtarlar kendi imha ediyor mu? Mesela böyle sorular falan filan var. Ya demiştim böyle şeylere ne gerek var falan. Ama zaman içerisinde standardı daha şey yapıp cihazları incelemeye başladığımda bu sefer gözümde şey oldu. Bizim ne kadar mükemmel ya. Yani bunu oturmuş uzmanlar gerçekten adım adım ne yapılması gerektiğini tek tek yazarak burada hiçbir açık kapı bırakmayarak şuna bakıyor musun? Buna bakıyor musun? Yani senin orada oturup düşünüp ya cihazın şurasına bakmak gerekir mi, burasına bakmak gerekir mi gibi bir eyleme girmene gerek yok. Bütün olabilecek güvenlik açıklıklarını oturup buraya yazmışlar ve sen sadece buradaki adımları takip ederek ki bunlar biraz sonra şeylerden de bahsedeceğim zaten bu standartlar oluşturulurken yüzlerce binlerce güvenlik uzmanının yüzlerce binlerce kuruluşun bir araya gelip yaptığı çalışmalar ve çok ciddi ve çok şeyler çalışmalar. Dolayısıyla aslında bu standartlar çok çok önemli ve bu kavramlar hani bahsetmiş olduğumuz kavramlar var ya bütün resmi görebilme bahsettiğim gibi ya da işte derinlemesine savunma. Bunların aslında çoğu ya da işte reaktiften proaktife dönme gibi kavramların çoğu bu standartlardan geliyor. Bu standartları gerçekten konusunda çok çok uzman ve alanında çok çok iyi kurum kuruluşların uzmanları oturup yapıyorlar. Ve bunlar gerçekten bizim için çok aydınlatıcı ve yol gösterici rehberler oluyorlar. Bu kavramlardan bir tanesi de derinlemesine savunma. Ve bu derinleme savunma da diyor ki artık yani ben şey yaptım. CM'le logları aldım. Trafiği de monitörlüyorum. Benim için gerekli tedbirler alınmıştır. Değil. Sen diyor bundan sonra ciddi bir şekilde bu güvenlik önlemlerini almak istiyorsan ta en dış taraftan perimeter security'den kastımız fiziksel güvenlik. Yani senin korumak istediğin datanın fiziksel güvenlik önlemleri alınmış mı? Burada işte güvenlik duruyor mu? Köpek duruyor mu? Kameralar var mı? Gibi buradan başlayıp network güvenliği, işte son kullanıcıların güvenliği, endpoint, uygulama güvenliği, datanın güvenliği gibi katmanlı bir şekilde
güvenlik çemberleri kurman gerekiyor diyor. Çünkü mantıklı olan güvenlik anlayışı bu. Ve bu da zaten şeye geçiriyor. Hani eskiden biliyorsunuzdur reaktif deniyor buna. İşte trafik monitörlensin, gerekli loglar alınsın. Bir saldırı olursa bu saldırıya karşı önlemler alınsın. Sızıntı varsa. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olur. Hayır diyorlar. Bundan sonra şey reaktif değil, pasif bir savunma değil. Proaktif, daha aktif bir savunmaya geçeceğiz. Burada da biliyorsunuz işin içerisinde siber tehdit giriyor. Yani risklerin önceden belirlenmesi, yapılabilecek saldırıların önceden tespit edilmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gibi birçok şey proaktif savunmanın içerisine giriyor. Hatta ben de 2016-2018 yılları arasında NATO'da çalışırken NATO'da siber doktrininde şeyi değiştirmişti. Biz demişti bundan sonra reaktiften proaktif savunmaya geçiyoruz. Çünkü şeyleri bilirsiniz. NATO gibi kuruluşlar şeyi sevmezler. Saldırıydı, işte ofensifti. Böyle kelimeleri sevmezler. Hep savunma. Zaten hiç saldırı bakanlığı yoktur bilirsiniz. Hep savunma bakanlıkları. Biz dedi yani saldırıya geçiyorum demedi. Artık daha aktif olacağım. Önden şey yapacağım diye. Ben dedi proaktif savunmaya. Aslında bu kısmen de ofensif bir tarafta içeriyor sonuç olarak. Ama onlar bu kavramları kullanmayı sevmedikleri için proaktif savunma diye bir şey çıktı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir ay önce NATO şunu bile söyledi. Herhangi bir ülkeden NATO üyesi ülkeleri bir saldırı olursa, siber saldırıdan bahsediyorum. Biz bunu normal silahlı saldırı yapılmış gibi kabul edip aynı şekilde silahlı saldırıyla cevap vereceğiz diye. Tabi burada şey, şunları söylemekte haklısınız. Ben de aynı şekilde söyledim. Nasıl ispat edeceksin? Tamam güzel NATO böyle güzel kararlar alıyorsun da yani Rusya'dan saldırıldığını ya Rusya'dan saldırdığını tespit edebilirsin belki ama Rus hükümeti yani onu şey yaptıktan sonra silahlı askeri silahlı mücadele bulunmanın mümkün değil. Böyle iddialı laflar oluyor ama sonuçta günün sonunda biliyorsunuz iş şeye dönüp dolaşıp geliyor. Yani o ispat edilebilecek bir şey değil. Günün sonunda. Bahsettiğim gibi artık bakış açısı da reaktiften proaktife dönmeye başladı. Birçok organizasyon bahsettiğim gibi artık proaktif savunmayla kendi organizasyonlarını kuruyorlar ki bu da bize yine şeylerden geliyor. Çerçeve dokümanları, standartlar buralardan geliyor. Peki nedir bu sizin de zaten şey olduğunuz, aşina olduğunuz? Burada tabii tamamını sıralayamadım. Birçok vardır. Bir sürü vardır bunun dışında. Ama genel olarak hani şöyle sizin de ya bunları biliyoruz dediğiniz birkaç şeyi koymaya çalıştım buraya. İşte bunların içerisinde belki sizin çalıştığınız organizasyonların da sahibi olduğu ISO 27001, hani ISO 27000 serisinden belgelendirme, işte çeşitli şeylerden geçme, denetimlerden geçerek aldığınız belgeler içerisinde mesela bu bir siber güvenlik çerçeve dokümandır ve orada adım adım ne yapılması gerektiği yazar. İşte onun dışında CIS'in kontrolleri vardır biliyorsunuz. 171 tane başlık. Birazdan ona bakıyor olacağız. Aslında bunların tamamı NIST'in siber güvenlik çerçeve programına dayanıyorlar. Bu şeyin çıkışı da gerçekten çok ilginç. NIST'in Cyber Security Framework nasıl çıkıyor ortaya? Şu şekilde çıkıyor. İşte hepimizin başına gelen şeylerden, tecrübelerden ve sizin de bildiğiniz biraz önce bahsetmeye çalıştık girizgah yaparken. Amerika'da birçok organizasyon, federal kurumlardan bahsediyorum. Hackleniyor, saldırıya uğruyor falan filan. Ve sorduğunuz zaman hepsine diyorlar ki ya biz güvendeyiz. Yani biz güvenlik tedbirlerini aldık. En iyi tedbirleri biz aldık. En iyi şeyler bizde, cihazlar bizde, en iyi programlar bizde. Biz aldık falan. Ona soruyorsun. O ben güvendeyim diyor. Buna soruyorsun. Ben güvendeyim diyor. Nasıl oluyor bu kadar yani? Hepiniz güvende olduğunu söylüyorsunuz ama günün sonunda hepiniz patır patır ekleniyorsunuz. Hani SolarWinds'i hatırlarsanız eğer ki buradan işe yaramadığını görebiliriz. SolarWinds'i hacklenmeyen Amerikan bakanlığı kalmamıştı diye hatırlıyorum yani listeye baktığınız zaman. Savunma Bakanı da dahil hani için NSA'in olduğu bizim böyle hep gıptayla baktığımız NSA işte internetin %98'ini %100'ünü şey monitörlüyor falan dediğimizin NSA'nin içinde olduğu kuruluş bile şeyler arasındaydı, hacklenenler arasındaydı. Üçüncü taraftan yani direkt hacklenmedi tamam. Third party tarafından hacklendi ama fark etmez.
Yani sonuçta eklendi. Buradaki demek ki adımları tam yerine getirmemiş. Bunu anlıyoruz. Ne diyor Amerikan Başkanı? Ya diyor ki bu böyle olmaz. NIST biliyorsunuz bizim Türk Standartları Enstitüsü'nün Amerikan versiyonu. NIST de diyor ki NIST sen otur bir çerçeve programı geliştir. Bu kuruluşlar kendi kafalarına göre şey demesinler öyle ben güvendeyim, o güvende, şu güvende. Senin geliştirdiğin standartlara ve adımlara göre kendini gözden geçirsinler, eksiklerini kapatsınlar ve ondan sonra desinler ben güvendeyim ya da değilim. Ve bu iş rakamsal bir şeye dönüşsün. Yani kafasında tam bir şey ifade etmeyenler için rakamsal bir şeye dönüşsün. Ne demek kafasında tam bir şey ifade etmeyenler için? Yani şunu çoğu zaman siz de şey yapıyorsunuzdur. Yine ileriki slaytlarda bahsediyor olacağım. İşte efendim şunu almamız lazım. DLP almamız lazım. İşte DLP'de şu ürünü almamız lazım. Ya da işte şu CM almamız lazım. Şunun şununla entegrasyonu var. O yüzden şunu almamız lazım. Bu çoğu zaman üst yönetime çok bir şey ifade eden şey değil. Onlar daha çok rakamsal şeylerden, grafiklerden anlıyorlar. O yüzden bu olgunluk seviyesinde şey çok önemli. Yani sizin NIST'te önemli, örnek veriyorum. 5 üzerinden 2.4 aldınız değerlendirmenize göre. Ve siz diyorsunuz ki ben bunu 4'e çekmek istiyorum. Bu üst yönetim için daha anlamlandırılabilir bir şey. Yani tamam, uluslararası standart, herkesin kabul ettiği bir standarda göre bizim ilgili departmanımız 2.4 olduğunu söyledi. Ve bundan sonra bunu 4'e çekmek istiyor. Ve bunun için de şu şu yatırımların yapılması gerektiğini söylüyor. Çok çok daha anlamlı. Dolayısıyla NIST oluştur, yani NIST bu Cyber Security Framework'ü oluştururken işte bu Amerikan başkanının dikkat etmek istediği hususa yaraya parmak basmak istiyor ve diyor ki biz bir standart belirliyoruz. O standartta şu 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 adımlar var ve bu adımlara göre kuruluşların kendisini değerlendirip federal departmanların, bu federal departmanlar için çıkarılmış bir şey ama şu anda bütün dünyadaki organizasyonların baz aldığı bir çerçeve programı. Buna göre kendilerini değerlendirip bir siber olgunluk seviyesi belirleyecekler ve bu siber olgunluk seviyesine göre hareket ediyor olacaklar. Ona buna göre, şuna göre değil. Gelen yöneticinin keyfine ya da deneyimlerine göre değil. Kolektif deneyimleri ve kolektif yapılan çalışmalara göre ilerleyecekler. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 tane ana başlık var. İşte bunlardan bir tanesi tanımlama, koruma, tespit etme, müdahale etme ve kurtarma. Tanımlama kısmında genellikle neler var derseniz bütün standartları açıp baktığınız zaman hani dedik ya bunlar hepsi hacker bakış açısıyla oluşturulan çerçeve programları ya da standartlar. Aynı şekilde NIST de zaten başlangıçta bu şekilde oluşturuyor. Önce bir envanter nedir? Bu ortaya konulur. Yani sizin neyiniz var, neyiniz yok. Hani bahsettik ya ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Sözünden yola çıktık. Önce bir envanteriniz olması gerek. Yani bilmediğiniz şeyleri nasıl yöneteceksiniz? O yüzden bütün mesela KVKK'yı açın. KVKK da öyledir. İşte CIS kontrollerini açın. CIS kontrolleri de öyledir. ISO 27001 açın. Ya da işte aramızda bankadan katılanlar varsa BDDK'nın bilgi güvenliği rehberi var biliyorsunuz. Onu açıp bakın. Hepsinde ilk aşamada bir envanterini ortaya koy bakalım. Neyin var, neyin yok. Güvenlik ondan sonraki aşamada gelir. Çünkü önce ne olduğunu bilmen gerekir ki ondan sonra korumasını sağlayasın. Yine burada da aynı şekilde. Önce diyor senin bir varlıkların nedir? Bu varlıklarla ilgili riskler nedir? Onları bir ortaya koy. Ondan sonra koruman gereken şeylerle ilgili işte güvenliğini sağlaman. Hani CIA TRAI'di biliyorsunuzdur. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik üçgeni. Bilgi güvenliğinin olmazsa olmaz üç sacayağı diyebiliriz. Bu çerçevede koruman gereken şeyler nedir? Bunlarla ilgili hangi önlemler alınmış? Hangi önlemler alınmalı? Bunların bir analizini yap. İşte kötü cül amaçlı yazılımlar var mı sistemlerde? Bunlar ne gibi faaliyetlerde bulunmuş? Bunları bir tespit et. İşte istenmeyen saldırı olduğunda ne yapılmalı? Bunlarla ilgili nasıl müdahale edeceksin? Bunlarla ilgili şeyleri ortaya koy. Adım atman gereken adımları. Ve bu kurtar kısmında şeyi zaten çok iyi biliyorsunuz. Hani ransomware'de hep bahsediyoruz ya. Atlanan adımlardan bir tanesi. Yine Colonial Pipeline'da olduğu gibi. İşte senin bir recovery planın var mı? Yedekliyor musun? Mesela yedek. Ransomware saldırıları için belki de alınabilecek en basit, en ucuz ve en efektif tedbirlerden bir tanesi. Aslında biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu basit önlem bile alınmadığı için mesela milyon dolarlık şeyler ödenmek zorunda kalıyor. Maalesef. Buradaki adımlarda da işte aslında bunların hepsini size adım adım
bunları yaptım mı, şunları yaptım mı diye soruyor. Birazdan onların üstünden geçiyor olacağız daha detaylı. Bu da CIS kontrolleri. Şu anda bu 7.1'e göre 20 tane madde var. Şu anda biliyorsunuz 8 çıktı, versiyon 8. Birleştirildi birkaç madde. Dolayısıyla 17'ye mi düştü? Yanlış hatırlamıyorsam 17'ye düştü. 18 olabilir. Tam emin değilim. Velhasıl buradaki birkaç madde birleştirilerek daha şey yapıldı. Daha efektif ve mobil kısmı eklendi buna. Şu aradaki adımlarda mobil yok. Mobil biliyorsunuz artık şey yapılamaz bir şey. Yani önümüzdeki şeylerde, yıllarda mobil ve cloud en çok korunması gereken, en çok dikkat edilmesi gereken artık bütün şirketler, organizasyonlar gizli verilerini bile neredeyse şeylere taşımaya başladılar. Cloud'a. Yine mobil üzerinden özellikle şu Covid zamanında ben herkes mobil üzerinden çalışıyordu neredeyse. Telefonlarda ister istemez şirket e-mailleri, gelen dosyalar, giden dosyalar anında bakmak için. Çünkü hemen dönmek çok önemli oldu. Çok hızlı olması gibi hususlardan dolayı bu şeyler değerlendirildi CIS tarafından. Ve onlar da eklendi mobil tarafı ve şey tarafı. Burada görmüş olduğunuz adımlar da aslında yine NIST'e dayanan, NIST'in Cyber Security Framework'ünden farklı değil. Ama daha detaylandırılmış. Burada 20 tane başlık var görüyorsunuz. 171 tane alt başlık var. NIST'inkinde 5 tane ana başlık, 23 tane alt başlık vardı. Dolayısıyla aslında burası onun biraz daha detaylandırılmış hali. Daha şeyler, daha fazla maddelerin konulmuş hali. Bir de biliyorsunuz Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği rehberi var. Bu rehbere Dijital Dönüşüm Ofisi'nin internet sitesinden ücretsiz erişebilirsiniz. Örnek vermek istedim mesela bunun arkasında ne kadar bir uzman çalışıyor, ne kadar şey çalışıyor. Onu anlatmak adına hani kendi deneyimlerinden bahsetmek isterim. Ben TÜBİTAK'ta çalışırken TÜBİTAK adına görüş bildirme, yani TÜBİTAK, daha doğrusu bütün TÜBİTAK değil de TÜBİTAK Bilgem diye bir araştırma merkezi var. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma Merkezi. Daha çok bilişimle ilgilenen, TÜBİTAK bilişim kısmında ilgilenen araştırma merkezi TÜBİTAK Bilgem. TÜBİTAK Bilgem adına görüşleri toplayıp ilgili enstitülerden dijital dönüşüm ofisine aktarma işi bendeydi. Mesela orada şeyi çok iyi gördüm. Yani aslında 5 tane enstitüden, 2 tane başkan yardımcılığından işte yüzlerce uzmanın ilgili konuyla ilgili görüş bildirdi. Hatta o kadar ki yani bu şey rehber hazırlanırken 50'den fazla kuruluş, belki 100'den fazla tam hatırlamıyorum. İnternet sitelerinde yazıyordur muhtemelen. İşte kaç bine yakın uzman bunları hazırladı. Sadece TÜBİTAK Bilgim'in içerisinde bile şeyleri görebildim. Yani örneğin bir madde var. Bir enstitü diyor ki buna böyle bir çözüm bulacaksın. Öteki diyor ki öyle olur mu ya? Onun çözümü şu. Öteki diyor ki, ya saçmalama o öyle değil bu böyle. Ya sadece Bilgem'in içerisinde bile aslında şeyi gördüm yani. Aslında o baktığı zaman farklı bir bakış açısından bakıyor. Bu baktığı zaman farklı bir bakış açısından bakıyor. O kendine göre değerlendiriyor. İşte Ulusal Kriptoloji Enstitüsü kendine göre değerlendiriyor. Siber Güvenlik Enstitüsü başka bir yorum getiriyor. Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı test bakış açısından bakıyor. Diyor ki hayır bunun böyle olması lazım. Gibi gibi bir sürü görüş ve şey geliyor. Ama günün sonunda tüm bu görüşler, öneriler, tavsiyeler yine başka uzmanlar tarafından değerlendirilip ne olması gerekiyorsa diğer uluslararası standartlar da göz önüne alınıp böyle bir rehber oluşturuluyor. Burada yanlış hatırlamıyorsam 661 tane hani CIS'te bahsettik 171 tane alt başlık vardı. Burada neredeyse 7 katı 6 katı ya da neyse fazla madde var. Bu aradaki farklar nereden geliyor gibi bir soru gelebilir aklınıza. Nasıl oluyor yani NIST'in 23 tane var. Almış taşınmış onu işte CIS 171'e. Bizim dijital dönüşüm ofisi almış onu 661'e. Nasıl oluyor bunlar? Diyecek olursanız aslında gireceği detaya göre yani ana başlıklara baktığınız zaman ki ben kendi adıma şeyi matrisini oluşturdum. İşte örnek veriyorum CIS'ta bir adımını yaptınız. Bu dijital dönüşüm ofisinin rehberine neye karşılık geliyor? 27.001'de neye karşılık geliyor? Kendi adıma böyle bir matris
oluşturmaya çalıştım. Çünkü bizim bununla ilgili bir ürünümüz var, Cyber Scorecard. Orada bu eşleştirmeleri organizasyonlar daha hızlı yapabilsin diye. Bu eşleştirmeleri yaptık. Gerçekten çok zor bir çalışma. Orada şeyde aradaki farkları gördüm. Mesela bahsedebileceğim şeylerden bir tanesi şu. Örneğin ISO 27001 geçiren organizasyonlar belki aranızda vardır. ISO 27001 daha şey bakar. Daha geniş bir pencereden bakar olaya. İşte aldığınız, işe aldığınız kişinin şeyi var mı? Adli sicil kaydı var mı? Gibi bir sorusu bile vardır. Hani onu bile dikkate alır, baz alır. Olması gerektiğini düşünür. Ama mesela şeye baktığınız zaman NIST'e ya da CISA, onlar daha tekniktir. Ve der ki ben bunlarla ilgilenmiyorum. Yani senin işe aldığın kişinin adli sicil kaydı varmış, yokmuş. Ben bunlarla ilgilenmem. Ben güvenlik tedbirlerini aldım mı teknik olarak? Ben bunlara bakarım. Mesela aradaki farklardan bir tanesini böyle söyleyebilirim. Onun gibi birkaç tane. Mesela dijital dönüşüm ofisi peki nasıl? Böyle diyorsanız dijital dönüşüm ofisi aslında hem ISO 27001'i baz alıyor. Yani çalışanın güvenlik belgeleri var mı yok mu bunlara kadar bakıyor. Hem teknik şeyleri baz alıyor. Dolayısıyla baz aldığı şeyler çok daha fazla olduğu için maddeleri de çok çok daha fazla. Siz de girip dediğim gibi ücretsiz indirebilirsiniz. Hatta Excel dosyası var. Excel dosyasını indirebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Orada alınması gereken tedbirlerle ilgili ne gibi tedbirler alınması lazım, ne yapılması lazım adım adım yazıyor. Bahsettiğim gibi aradaki farklar aslında bunlardan kaynaklanıyor. Yani ne kadar detaya inecek, ne kadar detaya bakacak? Bunlar bize yol gösteriyor. Bir diğeri de özellikle bu şeyden sonra biliyorsunuz SolarWinds vakasından sonra hani eskiden şey kavramı vardı. En zayıf halka insandır. Evet, yani bu çok bilinen, güvenlikte çok bilinen bir şey. Ama özellikle işte bu son yaşanan durumlardan sonra üçüncü taraflar en zayıf halka olmaya başladılar. Çünkü onların bizim sistemlerimizde çok ciddi yerlere erişimleri olabiliyor. Çok değerli datalara, verilere erişimleri olabiliyor. Ve çoğu zaman bunlar şey görülebiliyor, göz ardı edilebiliyor üçüncü taraflar. Ama maalesef bu üçüncü taraflardan çok fazla gol yiyen şirket var ki biraz önce de bahsettiğimiz gibi SolarWinds vakasında hani neredeyse eklenmeyen bakanlık kalmamıştı Amerika'da. Aslında o direkt onların suçları değildi. Bakanlıkların suçları değildi. Yani direkt değildi ama dolaylı yoldan onların suçlarıydı. Çünkü bu üçüncü taraf organizasyonlar bizim hangi verilerimize ulaşıyor? Bu veriler ne kadar değerli? Bunlar için nasıl bir access control söz konusu? Ya da işte bunlar için bir DLP söz konusu mu veri kaçağı önlemek? Bunlar herhangi bir şekilde veri kaçırmaya çalışsa gibi adımlar çoğu zaman gözden kaçırılıyor. Ve yine aynı listedeki gibi bir hikaye söz konusu. Amerikan Savunma Bakanlığı diyor ki ya bu böyle olmaz. Ben bir sürü işte taşeron firma ile çalışıyorum. Bunlar benim birçok verime erişmek zorunda kalıyorlar. Bunlar yüzünden benim başıma birçok zarar geliyor. Ben oturacağım ve diyeceğim ki Cyber Security Maturity Control diye bir şey geliştireceğim. Ve bundan sonra benimle ihaleye girmek isteyen, çalışmak isteyen bütün organizasyonlar bu sertifikayı alacaklar. CMMC diye bir sertifika var. Siz buradaki adımları, yani burada 5 seviye var görmüş olduğunuz gibi. Bu 5 seviyeye göre değerlendirileceksiniz bağımsız denetçiler tarafından. Ve girmek istediğiniz ihaleye göre oradaki kriter neyse o kritere ayak uyduruyor olmanız gerekiyor ki çoğu kriter için benim bildiğim seviye 3'ün olmuş olması gerekiyor. En az seviye 3. Yani iyi bir liste vereceğim. Burada baktığınız zaman mesela görüyorsunuz seviye 1 temelsi vereceğim. Seviye 2 orta düzeysi vereceğim. 3 iyi birisi vereceğim. Proaktif biraz önce bahsettik proaktif kavramından. Seviye 4'te proaktif olmasını istiyor. Seviye 5'te gelişmiş ilerleyen. Neymiş bunlar peki? Yani temelsiz vereceğin ne demek? Orta düzey vereceğin ne demek? Bakalım aslında burada bunu ortaya koymaya çalıştım. Mesela diyor ki sizin bu 5 adımda sağlamanız gereken şeyler tabii ki şeyi açıp bakarsanız yayınlanan doküman orada çok çok daha detaylı anlatılıyor. Hani sadece şu tek ifadeler geçmiyor. Temelsiz vereceğim gibi bir ifade geçmiyor. Daha detaylı bir şekilde paylaşılıyor orada. Ne demek bu seviye 1 için ne yapmanız lazım? Hangi şartların olması lazım? Ama kısaca bakacak olursak işte siz sadece gerekli güvenlik tedbirleri aldıysanız hani bu buraya biraz önce bahsettiğimiz reaktif daha çok işte ikinci aşamada da öyle, defense'de de öyle. Daha çok bunları aldıysanız ya da üçüncü aşamada da öyle hala
reaktif sayılır onlar. İşte ben patch management şeyleri aldım, asset inventory'imi yaptım gibi şeyler yaparsanız siz diyor daha level 1'desiniz. İşte undirectional gateway'ler varsa, DMZ'ler varsa, firewall'lar varsa, access control çok çok önemli. Siz diyor ikinci aşamasınızsınız. Yani savunma için evet daha ciddi şeyler almışsınız. Ama daha ciddi şeyler alınabilir. İşte bununla ilgili yatırımları yaptıysanız üçüncü aşamadasınız diyor. Dördüncü aşamada artık şeyden çıktıysanız, reaktiften ve proaktife girdiyseniz hani saldırıları olmadan önce tespit etme ve bunları önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alma. Bu aşamadaysanız dördüncü seviyedesiniz. Diğer seviyede de işte daha ciddi sadece şey değil, tehdit paylaşma değil. Siz gerçekten siber tehdit platformları kullanıyorsanız, işte dark web'i monitörlüyorsanız ya da işte hacker forumlarını monitörlüyorsanız, oradan bilgiler alıyorsanız ve yine daha önce işte şey gerekli tedbirleri alıyorsanız, veri kaçağı varsa bunları hemen engellemek için gerekli tedbirleri alıyorsanız o zaman da 5. seviyedesiniz diyebiliriz diyor. Bahsettiğim gibi bence aslında bunun Türkiye'de de olması lazım. Türkiye'deki Savunma Bakanlığı'nın da bu konuda gerekli adımı yapması lazım. Çünkü bizim Savunma Bakanlığımız da birçok taşeron firmayla çalışıyor. Ve onların da en azından şuradaki seviyelere göre değerlendirilip belli bir seviyenin üstündeki firmaların bu şeylere girmesinde fayda var. Bu şeye bakacak olursak 18 tane şey var. Bu CMMC'nin altında 18 tane değerlendirebileceğimiz ölçüm olarak işte zayıf ve güçlü alanları belirleme için yardımcı olacak bize. Ölçmeyi sağlayacak 18 tane alan var. Bunlar neymiş? Onlara bakalım. Bunlardan bir tanesi hani bahsetmiştik erişim kontrolleri çok çok önemli. Bu adamlardan bir tanesi erişim kontrolleri. İşte bilgi sistemlerine kimler ulaşıyor? Hangi kullanıcılar var? Bunlarla ilgili nasıl bir sınırlama söz konusu? Bu özellikle şey tarafından çok önemli biliyorsunuz. Üçüncü taraf uygulamalar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bunlar nerelere ulaşıyor? Hangi bizim için değerli verilere ulaşıyor? Ve bunlar için nasıl kontroller sağlanıyor? Hatta şöyle bir şey de var biliyorsunuz. Üçüncü taraf sizin gizli şeylerinize ulaşıyor ama üçüncü tarafın kullandığı başka bir üçüncü taraf varsa o da onun bazı bilgilerine ulaşıyor. Buradaki zincir de nasıl bir yönetim söz konusu? Bunların tamamının bilinmesinde fayda var. Yine varlık yönetiminden bahsetmiştik. Hani burada harç sırasına göre gittiği için şu ACAM onlara bakarsanız ona göre gidiyor. Hani şeye göre değil. Adım adım değil. Önce bunu yapın sonra bunu yapın değil. Aslında ilk adım her zaman varlık yönetimidir. Yani sizin ne asetleriniz var? Yazılım için hangi asetleriniz var? Donanım için hangi asetleriniz var? Ki çoğu zaman şeyler bunu yapar biliyorsunuz. Patch Management tool'ları kullanıyorsanız eğer bunun bir listesini size koyar ortaya. Yani bunlar çok çok pahalı araçlardır çoğu zaman. Yine bu işte CMMC'de de varlık yönetimiyle ilgili yapılması gereken adımlar var başlıklar arasında. Denetim ve hesap birliği, ya tabii ki denetim çok çok önemli. Şeyden bahsediyor olacağız birazdan. Hani bizim de kullandığımız arayüzde CIS'ın da kontrollerinde. Bir şey yaparken sizde hiçbir zaman bu güvenlik şeylerinde şu yoktur. Mesela dediniz ki işte size diyor ki software'lerinizi varlıklarını tespit etmek için bir aracınız var mı? Var yok. Cevap bu şekilde bitmiyor. Daha birçok soru var. Yani tek sorunun içerisinde. Size adım adım soruyor. Birazdan onlardan bahsediyor olacağım. Yine bahsettiğim gibi denetim ve hesap verilebilirlik de bu açıdan önemli. Farkındalık eğitimleri çok çok önemli. Bunların zaten belli periyotlarla yapılması gerekiyor biliyorsunuz. Çoğu zaman farkındalık eğitimleri verirken biz birçok konuda aslında ilgili kişilerin çok da aslında fikir sahibi olmadığını da maalesef görmüş oluyoruz. Yani aslında ne yapmanız lazım? Bunlara ne gibi tedbirler alınması lazım? Farkındalık eğitiminde çok temel seviyede anlatılıyor. Ve en azından o kişiler o tedbirleri almış oluyorlar. Hatta şeyi hatırlarsınız Stuxnet olayını. Hani oraya biliyorsunuz şey yapılamıyor. Bir siber saldırı, yani askeri saldırı yapılmak isteniyor önce. Daha sonra diyorlar ki bu çok mantıklı bir şey değil. İşte zaten Irak'tan zor çıktık. Şimdi bir de İran'a nasıl böyle bir savaşa girelim? Dünya kamuoyu, trilyon dolarlarca şey. Ya da işte diyorlar ki özel kuvvetleri mi gönderelim o zaman? Bir helikoptere gönderelim gitsinler. Gerekeni yapsınlar gelsinler.
Sonra diyorlar ki ya bu özel kuvvetler de yakalanırsa İran bunu bir propaganda aracına çevirir. Şöyle olur, böyle olur, riskleri var falan. En son işte bu malumunuz NSA diyor ki biz bununla ilgili bir şey yaparız, bir çalışma yaparız. Nasıl bir çalışma yaparız? İşte oradakilerin dahil olduğu hani fabrikadakilerin biliyorsunuz bir şey düzenliyor, konferans düzenliyor ve diyor ki bunun sonunda çıkışta ücretsiz USB'ler var. İşte orada çalışan bir tanesi de gidip o şey uranyum zenginleştirme fabrikasında o USB'sini takınca SCADA sistemlerine bulaşan yani çok çok ileri düzeyde yazılmış bir malware sistemleri etkiliyor. Aslında baktığınız zaman tabii ki bunun arkasında çok çok ciddi bir çalışma var. Fabrikanın zaten kendi ayrı suçu var. Hani buradaki birçok adamı yerine getirmemiş. O USB takmak kolay bir şey olmaması lazım. Çünkü ben şeyi de hatırlıyorum. Örneğin NATO'da çalışırken işte bir internet bilgisayarı var. Bir de kapalı ağ. Kapalı ağdakine USB falan filan zaten portlar kapalı. Veri kaçağı önleme sistemleri var bilgisayarda zaten. Herhangi bir şekilde. Ona rağmen şeye takacakken, internet bilgisayarına takacakken USB'yi yanlışlıkla gittim şeye taktım. Kapalı ağ olan şey. Zaten bloklama şeyi geldi direkt. Bunu takamazsınız uyarı falan filan. Neyse yarım saat geçti bir baktım şey askeri inzibatlar geldi. Hayırdır sen ne ayaksın işte USB'yi taktın diye herhalde dediler. Ya dedim şey yanlışlı oldu kusura bakmayın hani kafam dalga mı? Zaten dedim hani şey engelliyor port. DLP portlar kapalı. Zaten DLP de var. Herhangi bir şeyde şekilde veri alma söz konusu değil. Yok dediler öyle olmaz. Sen şimdi oturacaksın güzel bir savunma yazacaksın. İşte şöyle şöyle yanlışlıkla oldu. Böyle böyle oldu. Şöyle oldu. Hemen çıkardım. Bir daha olmayacak şu bu falan filan diye. Valla oturdum bir iki sayfa savunma yazdım yani. Şey olmasın sonra sıkıntı olmasın diye. Hani adamlar en azından şey gözdağını verdiler bana. Bak bir daha olmasın falan diye. Bunları falan hepsini neden aldım? Aslında farkındalık eğitimleri bunların tamamen önüne geçemez ama en azından insanın daha dikkatli davranması için önemli. Ve birçok zaten çerçeve programında ISO 27001'de de vardır bu. Farkındalık eğitimlerini veriliyor olması. NIST'te de vardır. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin rehberini açın bakın orada da vardır. Farkındalık eğitimleri yine aynı şekilde çok önemli. Konfigürasyon yönetimi, kimlikler yine kimlere ulaşacak, hangi kimlik ulaşacak. Bunu DLP eğitimlerinde mesela çok şeyini veriyoruz. Gelen verinin ya da gelen kişinin kimlik bilgilerine göre hareket ediyor sistemler. Örneğin işte ben geldim şubeleri olan bir şey düşünelim holding. İşte ben holdingin genel merkezinden geliyorum. Şubeye gittiniz. Tamam geliyorsun hoş geldin buyur sen kimsin? İşte benim bir ünvanım ya da şeyim yok. Kimliğim yok öyle geldim. Şimdi siz bunu nasıl muamele edersiniz ki şubede yani herhangi bir ünvan yok şey yok. Ama dersek işte ben müfettişim. Holding'in şu şeyinden geliyorum. Yani o zaman dersiniz ki tamam. Yani bir müfettiş ve denetim yapması gerekiyor. Demek ki şu şu verilerin önünde olması gerekiyor. Şu şu yerleri denetlemesi gerekiyor. Bu yüzden biz yani bu aynı şey için de geçerli. Dijital dünyada da geçerli. Sizin kimliğinizle nerelere ulaşıyorsunuz? Hangi şeylere yetkiniz var? Bunların tanımlanması gerekiyor. Yine olaylara müdahalenin nasıl yapılacak, ne olacak? İşte herhangi bir şey olursa sadece hacklenme falan filan değil. Serverlar gitti. Bir felaket oldu. Burada işin sürekliliği nasıl devam edecek? Ne olacak? Ya da işte bu tüm şeylerin bakımları nasıl yapılıyor? Bakım konusunda. Bu FCI ya da CUI şeylerle alakalı bir şey. Federal departmanlarla oradaki kavramlara çok takılmayın. İşte orada aslında şeyi söylemeye çalışıyor Savunma Bakanlığı. Federal departmanlarla çalışırken biz ya da kontraktörlerle çalışırken taşeronlarla veriler nasıl el değiştiriyor? Yani taşeron firma bunları nasıl yapıyor? Bunlarla ilgili atılması gereken adımlar var. Yine işte personelin güvenliğiyle ilgili o da çok çok önemli bir husus. Fiziksel korumadan bahsetmiştik şeyde. Derinleme savunmasında. En başta zaten oradan başlıyor. Fiziksel korumayla ilgili tedbirler alınmış mı diye. İşte koruma yedekleme çok çok önemli biliyorsunuz şey için özellikle ransomware için çok basit atılması gereken adam ya da mesela şey de öyledir çoğu zaman şey yaptığımız bugün paylaşılmıştı herhalde Twitter'daki kullanıcıların sadece %2,3 mü ne iki aşamalı doğrulamayı kullanıyormuş yani toplamda
Aslında 30 saniye almayacak bir şey. Hiçbir ek maliyet yok, hiçbir şey yok. Ve bu kadar maliyetsiz olup hani güvenliği ciddi manada şey yapacak. Ciddi manada derken hackerların için ciddi manada zorlaştıracak. Bir güvenlik tedbiri için bile insanlar zaman ayırıp şey yapmayabiliyorlar. Uğraşmayabiliyorlar. Dediğim gibi Twitter'da bile yüzde sadece kullanıcıların 2,3'ü mü? Yanlış hatırlamıyorsam 2,6'sı mı? İki aşamalı şeyi kullanıyor. Yedeklemede de öyle. Yani çoğu zaman yedekleme almayı hiç şey yapmıyoruz bile, umursamıyoruz bile. Çok çok ciddi veriler bilgisayarımızda kalıyor. Bu saat, hele şu uzaktan çalışma döneminde yine aynı şekilde çoğumuz iş bilgisayarıyla zaten şey birbirine girmiş durumda. Kişisel kullanım. Fotoğraflarımız falan filan hiçbir şekilde yedeklenmeden ya da şirketin dokümanları bilgisayarımızda çalındığında ya da işte bilgisayar bir şey olduğu anda gidiyor. Ya da işte büyük şirketler bu kadar milyon dolarlık mesela Colonial Pipeline'ler örnek verdik. Oturup da şeyle uğraşmamış yani açıkçası. Verileri yedeklemeyle. Dolayısıyla ransomware yediği anda artık şey yapmış oluyor. Belki dersini almış oluyor ama işten geçmiş oluyor. Ki yine geçenlerde şey vardı bir tane ransomware grubu. Belki siz de internette görmüşsünüzdür. İşte bir yeri hackliyor. Decryption şeyini vermek için. Diyor ki işte şu kadar para ödeyeceksin. Kaç milyon dolar hatırlamıyorum. Organizasyon onu ödüyor. Şifre şey decrypt ediyor şeyleri. Ama orada bir de not bırakmışlar. Bir dahakine işte şeylerinizi yedeklemeyi unutmayın. İşte şey iki aşamalı doğrama kullanmayı unutmayın gibi milyon dolarlık tavsiyeleri de bırakmışlar oraya. O da güzel bir ekran görüntüsüydü. Yine bunların içerisinde işte güvenlik değerlendirmeleri yine belli sertifikalar var. İki, ISO 27001 gibi. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapılmış mı, yapılmamış mı? İşte tehditlerle ilgili durum analizi yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Sistemlerin korunmasıyla ilgili, kontrolle ilgili neler yapılıyor? Ya da işte şey, bu sistem bütünlüğü de şeye giriyor biliyorsunuz. Bu yine sacın üç ayağı vardı ya. Güvenlik önemli, tamam. Erişilebilirlik de onlar da önemli. Bu verilerin bütünlüğü de önemli. Bunlarla ilgili nasıl önlemler alınmış? Bunların da kontrolü sağlanmış oluyor. Çok güzel. Peki anlattığınız böyle böyle güzel şeyler oluyormuş. Peki bu bize ne sağlar? Yani bu güvenlik çerçeve programlarını takip etmek, standartları takip etmek ne gibi artılar sağlar bize? Yani siber olgunluk seviyesini arttırmak. Bu ne demek? Ve bunları arttırmak bizim için ve organizasyonumuz için ne anlamlara gelir? Bir kere burada temel motivasyonlardan bir tanesi üst yönetimle bahsettiğimiz gibi teknik ekip arasında ortak bir dil kurmak çok çok önemli. Çünkü bahsettiğimiz gibi çoğu zaman üst yönetimin güvenlik bakış açısı olmayabiliyor ve külfet olarak geliyor. Güvenliğe yapılan yatırımların çoğunu külfet olarak geliyor ve bunu yapmak istemiyor. Bizim teknik ekiplerin de bu şeyi aktarması çok zor. Üst yönetime ortak bir dil olmadan bunu aktarması çok zor. Yani bahsettiğim gibi sizin kalkıp da işte patch management tool almamız lazım. Yani adam patch ne demek, management ne demek, tool ne demek? Ya da yama deseniz bile yani Türkçesini ben İngilizcesini kullandım ama yama deseniz bile hani bunu anlatmanız biraz zor. Ya da işte zafiyet tarama araçları almamız gerek gibi birçok şeyi onların kafasında herhangi bir karşılık bulmayacak. Dolayısıyla bizim ortak konuşabilir bir dil bulmamız lazım. İşte o dil bu dil. Biraz önce bahsettiğim gibi olgunluk seviyesi bir rakamdan oluşuyor. Ve siz günün sonunda şunu diyebiliyorsunuz. Ki bunların ortalamaları da var. Örneğin işte A Bankası bunu yapıyor ve diyor ki işte 5 üzerinden ben 3,1 aldım. Ama işte Türkiye'deki banka ortalamasına bakıyorsunuz. Bu framework'ü takip ederek oluşturulmuş. Onların ortalaması işte 3,5. Sizin üst yönetime şunu demeniz çok çok daha kolay oluyor. Efendim bakın Türkiye'deki ortalama, bankaların ortalaması olgunluk seviyesine göre 3,5 ama biz 3,1'iz. Bizim bu olgunluk seviyesini 3,5'e hatta daha yukarılara çekmemiz gerekiyor sektörde önce olmak için. Bunun için de şu 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 şunları yapmamız gerekiyor diye bir dil kullanmak çok daha kolay, mantıklı ve onlara daha şey gelecek, anlamlı gelecek bir durum. Dolayısıyla bu çerçeve programlarından en büyük faydasından bir tanesi ortak bir dil kurmuş oluyor üst yönetimle teknik ekip arasında. Ölçülebilir değerlendirmelerden bahsettik. Hani günün sonunda zaten bize en çok faydayı bu sağlıyor. Ona buna şuna göre değil. Ben güvendeyim değil. Benim
İşte olgunluk seviyem bahsettiğim gibi 3.1. Buyurun. Yani ben kendimi oturdum, değerlendirdim. 3.1. Yani insanların kafasında da artık şey oluşacak. Bir nevi. Bu 3.1 ne demek bir süre sonra? 3.2 ne demek? Bir organizasyonun olgunluk seviyesi 3.2 ise bu ne demek? Rakamsal bir şey olduğu zaman sonuçta şeyi biliyoruz yani 1 dolar. Hani size desem ki şu ürün 10 dolar, kafanızda bir şey oluşur. İşte 100 TL desem kafanızda bir şey oluşur. Yani bunların sonuçta sizin kafanızda rakamsal olarak bir karşılıkları var. Ve az çok işte bu 10 dolar eder mi, 10 dolar etmez mi? Rakamsal olarak kafanızda kıyaslayabilirsiniz. Aynı şey bu çerçeve programları için de geçerli. Size ölçülebilir değerlendirme sunma imkanı sağlamış oluyorlar. Bunlar şeye göre hiç fark etmez. KOBİ olur, çok büyük organizasyonlar olur. Yani bu standart ve çerçeveleri hani biliyorsunuz bu güvenlik konusunda en çok yatırım yapan yerler bankalar. Bankaların şu görmüş olduğunuz ilk slayttaki cihazların tamamı neredeyse vardır. Yani benim deneyimlerimden gördüğüm çok daha fazlası vardır. Bu standartlar onlar için uygulanabilirken 5-10 kişinin çalıştığı organizasyonlar için bile uygulanabilir. Dolayısıyla bu şeye göre değişmez. Organizasyonun yapısına ya da şeyine, büyüklüğüne göre değişmez. Bütün organizasyonlar için uygulanabilirler. O yüzden esneklik sağlar. Yine şu nokta çok çok önemli. Herhangi bir marka ya da üründen bağımsızdır. Ne demek bu? Şeyden bahsettik. Mesela şeyde hatırlıyorsunuzdur. CIS kontrolleri arasında. Şurada. Yere gideyim hatta hemen bir hatırlamış olalım. Şurada mesela birinci ve ikinci adımlara bakarsanız donanım varlıklarının envanteri ve kontrolü, ikincisi de yazılım varlıklarının ve envanteri ve kontrolü. Yani sen diyor ki birinci aşamada önce bir donanımlarını belirle. Sende neler var, hangi donanım ürünleri var. İkinci aşamada da yazılımlarını belirle. Şeyden bahsetmiştik. Patch Management Tool'ları. Mesela sizin bütün yazılımlarınızı, donanımınızı da ortaya koyar. Zaten bunları takip etmesi gerekiyor ki gerekli yamalar konusunda size o konuda uyarı versin. Ama bunlar çok çok masraflı şeyler. Cihazlar ya da programlar. Bir banka bunları kolay alabilirken 5 kişilik bir firma nasıl gitsin de patch management tool alsın? Hani bu hepsini uygulanabilirdi. Öyle demiştiniz. Burada uygulanabilir değil. İşte tam bu noktada aslında uygulanabilir. Çünkü şu açıdan zaten bu standartlar şey demiyor. Patch Management Tool'u kullanın demiyor. Bizim deneyimimize göre mesela baktığınız zaman KOBİ'lerin çoğu Excel'de tutuyor bunu. Yani oturuyor bir Excel'i hangi donanımları var, hangi yazılımları var yazıyor. Peki bu standartlara göre bir şey midir, problem midir? Asla değildir. Standart diyor ki ben sen tool kullanmışsın, oturmuşsun Excel'e yazmışsın. Bununla ilgilenmem diyor. Sen yeter ki bununla ilgili bir çalışma yapmış ol. Yani artık bunu nasıl belirliyorsan. Hani biraz önce bahsettik ki üründen ve markadan bağımsızdır. Orada bunu kastetmeye çalıştık. Sizin bunu Excel'de mi tuttuğunuz, yoksa şey mi yaptığınız, Patch Management Tool kullandığınız şeyin hiçbir şekilde dikkate alacağı bir husus değil. Ya da üçüncü şeyde baktığımız zaman sürekli güvenlik açığı yöntemi, zafiyetlerin bulunması ile ilgili. Siz gidip işte Nessus mu kullanıyorsunuz, Aquantix mi kullanıyorsunuz, şunu mu kullanıyorsunuz, bunu mu kullanıyorsunuz? Bunlar bu standartların sizi değerlendirirken şey alacağı, temel alacağı adımlardan bir tanesi değil. Yine CIS'in şeylerine baktığımız zaman 171 tane başlığa Gartner'dan aldığım bir istatistiği koymuşum. %85'ini yaklaşık engelleyebiliyor. Sadece bu CIS'teki şeyleri gerçekleştirerek. Biraz önce şeyden bahsetmiştim. Hani mesela burada diyor ki CIS'in alt başlıklarını görüyorsunuz. Birinci aşamada diyor ki senin donanımla ilgili bu arada bizim şey geliştirdiğimiz programın arayüzünden bir şey koydum. Ama burada açıklamaya çalıştığım bizim program değil, sadece şey. Nasıl değerlendiriliyor işler? Şöyle değerlendiriliyor. Örneğin diyor ki birinci ana başlıkta donanımlarla ilgili senin envanterin nedir? Bunu ortaya koyacağız. Ve bununla ilgili de diyor benim 8 tane alt başlığım var. Birinci alt başlıkta. Hatırlarsanız 20 tane ana başlık, 171 tane alt başlık vardı. İşte o alt başlıklar bunlar. Mesela diyor ki sen aktif bir discovery aracı kullanıyor musun? Bu hardware'i şey yapmak için, tespit etmek için. Bir de görmüş olduğunuz gibi. Cevaplar böyle evet hayır şeklinde değil. Şu şekilde senin diyor bununla ilgili tanımlanmış bir politikan var mı? Politikan varsa eğer sen diyorsun ki evet yazılı bir politikan var.
üst yönetim tarafından onaylanmış bir yazılı politikam var ya da formal olmayan bir yazılı politikam var gibi cevaplar vererek puanlar alıyorsunuz değerlendirme yaparken. Şeyin sonunda isterseniz bizim şeyden gösterebilirim hızlıca. Nasıl değerlendiriliyor? Dediğim gibi burada sadece şey değil, evet hayır şeklinde değil, birçok cevap veriyorsunuz. Ya da mesela diyor ki, senin bununla ilgili bir politika tanımlamış olman yetmez. Sen bunları implement ettin mi bütün sistemlerini? İkinci aşamada şu kontrol implement'i gördünüz. Burada bunun sorusunu soruyor. Ya senin yazılı politikan var ama bu benim için yeterli değil diyor. Sen bunu bütün sistemlere şey yaptın mı, entegre ettin mi? İşte kısmen entegre ettim, bir kısmını ettim, hiç etmedim diye yine cevaplardan bir tanesini veriyorsunuz. Ona göre puan alıyorsunuz. Bir sonrakinde diyor ki senin bununla ilgili yazılım politikan olması ve sistemlere bunu entegre etmen de benim için yeterli değil. Sen bunu otomatize hale getirdin mi? Çünkü hani biraz önce şeyden bahsettik ya Microsoft'un SSL sertifikasını unutmasından. İşte insanlar kontrol edince bu gözden kaçabiliyor. Ama bu iş otomatize hale getirildiyse o zaman gözden kaçma ihtimali daha düşük olabiliyor. Burada da aslında onu soruyor. Sen bu işi otomatize hale getirdin mi? Kısmen getirdim, işte tamamen getirdim gibi şey yapabiliyorsunuz. Cevap verebiliyorsunuz. Son aşamada da ben bir kere farkındalık eğitimlerini verirken yine işte demiştim ki en zayıf halka insandır. Bir tane hanımefendi de kalkıp beni düzeltti ki evet en zayıf halka ensar bir insandır ama en güçlü halka da insandır dedi. Doğru, çok doğru söyledi. Aslında. Burada da aslında onu söylüyor. Yani diyor ki tamam sen bu işte yani bu şeyleri yazılı bir politikan var. Bütün sistemleri implement etmişsin. Çok güzel. Otomatize de etmişsin. Yani bu işi şey yapıyor. Ama bunu denetleyen bir göz var mı? Yani bunu otomatize de etmen benim için yeterli değil. Sonuçta makine da şaşabilir. False pozitif gelebilir. Başka şey olabilir. Bunu bir gözün denetlemesi gerekiyor ve raporlaması gerekiyor. Son aşamada da size bunu soruyor. Bu 171 tane başlık için bunu yapacaksınız. Oturup bu iş raporlanıyor mu, otomatize hale getirilmiş mi, denetleniyor mu, kontrol ediliyor mu, implement edilmiş mi ve bununla ilgili yazı politikalar var mı? Böyle aşağı doğru gidiyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Bunu tabii şey eşliğinde yapmak mantıklı. Konu uzmanları eşliğinde yapmak. Hani sonuçta bütün departmanın bütün şeylerini herkes bilemez. O şekilde zaten yapılmaya çalışıyor. Bunun dışında siber olgunluk seviyesini arttırmak size ne sağlar? İşte bir kere ihlal olasılığını azaltır. Bundan bahsettik. Çok basit adımlar atarak çok ciddi tedbirler almış olabilirsiniz. Ve bunun için de öyle en üst düzey yazılımları, şeyleri kullanmanıza gerek yok. Basit basit adımlar sizin için yeterli olacak. Yine işte şeyden bahsetmiştik. Sadece üst yönetim için değil. Aynı zamanda müşterilerle, denetçilerle, bütün iş yaptığınız kişilerle ortak dili konuşabileceksiniz. Bahsettiğim gibi bu standartları takip ediyor olmak ve bir siber olgunluk seviyesini belirliyor olmak artık şey olacak. Yani bu herkes tarafından kullanıldığında, mesela size bahsettiğim gibi ortak kriterlerden bahsettim kitapta. Bu işin içinde olanlar bilir. Mesela benim ortak kriterler EAL 4 Plus sertifikam var. Ne demek? Karşıdakine çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bilenler için, bilmeyenler için etmiyor ama. İşte bu şekilde yine sizin iş ortaklarınızda olduğu gibi ya da işte şey örneğini o yüzden vermek istedim. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın CMC örneğini. Sen diyor bu sertifikayı alacaksın ve 5 seviyeden bir tanesine uymak zorundasın. Ve bu şeye göre değişecek. Çünkü diyor ben şeyi anlamam. Senin güvende olduğunu, şu araçları kullanıyorum, bu araçları kullanıyorum. Biz işte 5 milyon dolar yatırım yaptık güvenliğe. Bunlar beni bağlamaz diyor. İstersen 1 milyar dolar yatırım yap. Sen diyor bu adımları yerine getiriyor musun ve senin olgunluk seviyen nedir? Ve yakın gelecekte bu şey olacak. Hani bu saldırıların gelmesinden ve bu şeylerin çıkmasından. Mesela Savunma Bakanlığı durduk yere böyle bir şey oturup da yapayım demedi herhalde. Baktı ki buradan çok saldırı yiyor. Ve reputasyonuna çok büyük zararlar geliyor. Çok büyük veri kaybı oluyor. Çok çok ciddi zararlar var ve onun sonucunda böyle bir şey oluyor. Yakın gelecekte ve ben kendi deneyimlerimden şunu da çok rahat söyleyebilirim. Maalesef Türkiye'de hani bu işin uzmanı da çok yok. Hani herkes şeye çok yığılmış durumda. İşte orayı nasıl eklerim, burayı nasıl eklerim. Ama bu işler nasıl bir standarda oturtulur, bununla ilgili nasıl bir danışmanlık verilir. Hani aramızda kendi yol haritasını çizmek isteyen arkadaşlar varsa ya siber güvenlikte bu alanın çok çok bakir bir alan olduğunu çok çok rahat söyleyebilirim. Ama gelecekte çok çok önem arz edecek. Öyle olmasa zaten hani dijital dönüşüm ofisi de Türkiye'de oturup böyle bir bilgi güvenliği rehberi yapalım, bununla uğraşalım diye bir çalışmaya girmezdi. Bu kadar uzmanı toplayayım, yüzlerce kuruluşu toplayayım diye.
yakın zamanlarda bizim Savunma Bakanlığımız da muhtemelen böyle bir şey isteyecek. Belki Savunma Sanayi Başkanlığı da böyle bir şey isteyecek. Diyecek ki şu standardın şu seviyesine uymak gerekiyor. O yüzden organizasyonların aslında bir an evvel bu şeye hazırlanması gerekiyor. Yani gelecek için. Ve dediğim gibi hani bu alan şu anda çok çok bakir, özellikle Türkiye'de. Bu konuda da yakın gelecekte şeye ihtiyaç duyulacak. Mesela şu anda Amerika'da şeye çok ihtiyaç duyuluyor. Bu şey yeni geldiği için bağımsız değerlendirici. Bu CMMC kısmında bağımsız değerlendiricilere çok çok ihtiyaç duyuluyor. Mesela bu konuda uzman olan kişiler oraya şey yapabilirler. Danışmanlık verebilirler. Bağımsız değerlendirici olabilirler. Ya da ISO 27001'de olduğu gibi hani sertifikasını alıyorsunuz. Denetçi oluyorsunuz. Baş denetçi oluyorsunuz. Gibi burada şey artacak. Talep artacak diye düşünüyorum. Yine şeyleri değerlendirme imkanınız olacak. Bir kere varlıkları ortaya koyduğunuz için hani ilk adımlarda gördünüz ya, donanım envanteriniz nedir, yazılım envanteriniz nedir? Bunları gördüğünüz için orada şunları değerlendirme imkanınız olacak. Bu arada zamanımı biraz açtım herhalde. Hemen hızlanıyorum. 3-4 dakika içerisinde bitirmeye çalışacağım. Bunları değerlendirme imkanınız olacak. Fazladan nereye yatırım yapmışsınız? Eksikten nereye yatırım yapmışsınız? Böylelikle kaynak tüketimi azalmış olacak. 3-5 tane. Mesela bazen şeylerde oluyor. Ben TÜBİTAK'ta da çok gördüm. Aynı şeyin içerisinde bile hani orada sonuçta çok büyük bir personel çalıştığı için 2500'e yakın kişi çalışıyordu. Sadece Bilgem'de. Nesus alınmış. Yandaki takımda da var. Bizde de var. Ötekinde de var. Niye? Yani işte kullanın hep beraber. Yani tam farklı takımlardasınız ama aynı yerdesiniz. Hani boşu boşuna niye maliyet çıkarıyorsunuz bize? Bu şeyleri görüyor olmak sonuçta envanteri ortaya koyduğunuzda sizi şeyden de kurtaracaktır. Kaynaklarınızı boş yere tüketmekten de kurtaracaktır. Hatta işte fazla yerlere mesela çok güvenlik olmayan, güvenlik ihtiyacın çok çok üst düzey olmadığı, datanızın daha şey olduğu, daha kritik olmadığı, datanın daha kritik olmadığı yerlerde bir bakacaksınız ki belki çok fazla güvenlik yatırım yapılmış. Buna gerek yok diyeceksiniz. Aslında şuraya daha çok yatırım yapılması gerekiyordu güvenlik açısından. Bunları görüp üst yönetime bildirme şansınız olacak. Ve işte bu şeyler sayesinde aslında tek bir yerden de şeyi yönetiyor olabileceksiniz. Bu değerlendirme sonucunda tek bir standarda dayanarak tek bir yerden bizim durumumuz şudur değerlendirmesini yapmış olacaksınız. Tüm olayın özeti nedir aslında? Şu, bunların özeti nedir? Bu değerlendirmeleri yapıyorsunuz. Mevcut durumunuzu ortaya koyuyorsunuz. Nedir bizim durumumuz? Daha sonra diyorsunuz ki bizim bir aksiyon planı ya da roadmap hazırlamamız lazım. Şu adımları atıyor olmamız lazım. O adımları atmak için de şunları hallediyor olmamız lazım. Daha sonra arzulanan durum neyse, asıl ulaşılmak istenen durum. Oraya şey yapıyorsunuz, erişiyorsunuz. Oraya erişmek için daha doğrusu diyorsunuz ki şu aksiyon adımlarını atmamız lazım ya da şu yol haritasındaki adımları atıyor olmamız lazım. Bakayım. Aynen. Son slide'ım kalmış. Teşekkür ederim sabrınız için. Bu değerlendirme sonucunda ne oluyor peki? İşte bahsettiğimiz gibi sizin açıklıklar, geliştirmesi gereken noktalar. Bir harita olarak hani heatmap'i biliyorsunuz belki, sıcaklık haritası. Aslında bu 171 başlığa dayandırarak ya da işte dijital dönüşüm ofisinin 661 tane şeye dayandırarak bu arada biz hepsi için arayüz sağlayabiliyoruz. Siz kendinizi değerlendirip kırmızı olan yerlerde eksik gedik neymiş, orada ne sıkıntı varmış tek bir harita üzerinden görebiliyorsunuz aslında. Dolayısıyla bu siber güvenlik olgunluk değerlendirmesinin en önemli şeylerinden bir tanesi sizin eksik gediklerinizi görebiliyor olmanız. Bunun dışında işte rakiplerle kendinizi karşılaştırma imkanınız çok çok önemli. Biraz önce şeyden bahsettim. Hani şu ileride bir kriter haline gelecek. Bizim olgunluk seviyemiz 3.1. Biz bankacılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz ama sektörün ortalaması 3.5. Dediğiniz anda hani şu şey bile olabilir. Düşünsenize yani bu mesela şeffaf bir şekilde paylaşılsa işte ortalaması nedir? Hangi banka ne yapıyor? Herhalde müşteri olarak bile siz sektör ortalaması 3.5 iken sektör ortalaması 3.1 olan bir bankayla çalışmak istemeyebilirsiniz. Yani doğal olarak. Dolayısıyla bunlar aslında sektörde belirleyici şeylerde olabilecekler. Tam olarak uygulandıklarında, şeffaf olarak uygulandıklarında. Ki hani o yöne doğru gidiyoruz. Mesela benim de bildiğim bu şey dijital dönüşüm ofisinin rehberi şey için, devlet kurumları için bir nevi şey olacak. Tam zorunlu değil ama hani uygulanması elzem gibi bir şey.
Hani mutlaka uygulansın bir şekilde diye. Yavaş yavaş o tarafa gidecekler. Şey hazırlandı. Ya da işte yine aramızda bankadan şeyler varsa BDDK'nın bilgi güvenliği rehberi var ki çok çok ciddi şeyler yapılıyor. Mesela orada bazı adımlar için software dışarıdan alınıyorsa ve kritik bilgilere erişiyorsa kişisel verilere ya da işte şeylere BDDK diyor ki genel müdür yardımcısına kadar şey yapılması lazım. Bu software'in alınması gerekli değil, imza atılması lazım. Mesela öyle sıradan işte bilgi işlem de herhangi birisi imza aldı ya da şey imza aldı değil, ben genel müdür yardımcısına kadar sorumlu tutarım diyor. Eğer bu yazılım herhangi bir şekilde kişisel veriye erişiyorsa ya da kritik bir veriye erişiyorsa o kadar ciddi tutuyor işi BDDK. Hani şeyi de duydum. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu EPDK'nın da enerji şirketleri için böyle bir rehber geliştirdiğini, onu da zorunlu tuttuğunu. Yani görmüş olduğunuz gibi aslında şey o tarafa doğru gidiyor. Çünkü aklın yolu bir. Bunların olması lazım ve herkesin bu standartlara uyması lazım. Yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi açıklıkları belirlediniz, iyileştirdiniz, kendinizi rakiplerle kıyasladınız. Bu da size stratejik bir avantaj sağlayacak. Ve ileride ne gibi adımlar atmanız gerek, nasıl iyileştirmeniz gerek, bunların hepsini size sağlamış oluyor olacak. Ben size şeyi göstermek isterdim ama zamanım bitti. Bizim bir platformumuz var bununla ilgili. Hem BDDK'ya göre hem ISO 21001'e hem işte SWIFT var belki duymuşsunuzdur. Ona göre değerlendirebileceğiniz karşılıklı metrikslerin olduğu mesela ISO 27001'de şu şu adımları bitirdiniz. O işte dijital dönüşüm ofisinde hangi adımlara denk geliyor ya da CIST'te hangi adımlara denk geliyor, MIST'te hangi adımlara denk geliyor. Bunda şey yapabilirsiniz. Demosunu görmek isterseniz demo üzerinden de size anlatabiliriz her zaman. Cyberscorecard.io üzerinden yapabilirsiniz ya da bize mesaj atabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim zamanınız için.